Merhaba, Ya Doğruysa kanalına hoş geldiniz. Evren, tarih boyunca insanlığın merakını en çok cezbeden yer. Gökyüzüne bakıp yıldızların arasında başka hayatlar var mı diye düşünmüşüzdür. Gördüğümüz muhteşem manzara, aslında büyük bir yanılsamadır. Uzay, sandığımızdan çok daha tehlikeli ve ölümcül bir yerdir. Bugün sizleri, insanlık için adeta yasaklı olan bu bölgelere götüreceğim. Kara deliklerden nötron yıldızlarına, ölümcül radyasyon bölgelerinden gezegenlerin cehennemvari yüzeylerine kadar, uzayın derinliklerinde ne tür tehlikelerin saklandığını keşfedeceğiz. Ancak bir uyarı, bu yolculuk, düşündüğünüzden çok daha korkutucu olabilir. Hazırsanız, uzayın en tehlikeli bölgelerine doğru yola çıkıyoruz. Haydi başlayalım. Kara delikler, evrenin yırtıcı canavarları, adı bile tüyler ürpertici. Bu devasa canavarlar, çökmüş yıldızların kalıntılarından doğar. Ancak onları özel kılan şey, yer çekimlerinin o kadar güçlü olması ki, ışık bile bu çekimden kaçamaz. Bir kara deliğe yaklaştığınızda, olay ufku adı verilen bir sınırdan geçersiniz. Ve bu sınırdan bir kez geçtiniz mi, artık geri dönüş yoktur. Peki ya bir insan kara deliğe yaklaşırsa ne olur? Bilim insanları bu sürece spagettifikasyon adını veriyor. Yer çekimi o kadar güçlüdür ki, ayaklarınızla başınız arasındaki çekim farkı sizi adeta bir spagetti gibi uzatır. Vücudunuz atomlarına ayrılır ve uzayın derinliklerinde kaybolursunuz. Sagittarius A, Samanyolu galaksisinin merkezinde devasa bir kara delik var. Sagittarius E dünyadan yaklaşık 27 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan bu canavar, Güneş'in kütlesinin tam 4 milyon katı büyüklüğünde. M87 kara deliği, 2019 yılında ilk kez görüntülenen kara delik, bilim dünyasında büyük bir devrim yarattı. Bu kara delik, 6.5 milyar güneş kütlesine sahip devasa bir yapı. Bilim kurgu filmlerinde kara deliklerin içine atlayan kahramanlar görürüz. Ancak gerçekte, kara deliklerin çekiminden kaçmak imkansızdır. Eğer bir uzay gemisi bu bölgeye yanlışlıkla girerse, saniyeler içinde yok olur. Gama ışını patlamaları, evrenin ölümcül fenerleri. Uzayın en güçlü ve en ölümcül patlamalarından biri, gama ışını patlamaları. Bu patlamalar o kadar güçlüdür ki, saniyeler içinde bir galaksinin tamamından daha fazla enerji yayabilirler. Ama nasıl oluşurlar? Büyük yıldızların yaşamlarının sonunda çökerek süpernova patlaması geçirmesi sonucunda ortaya çıkar. İki nötron yıldızının çarpışması da gama ışını patlamalarına neden olabilir. Tehlikesi, eğer böyle bir patlamaya çok yakın olsaydık, ne olurdu? Gama ışınları atmosferimizi delip geçer, ozon tabakasını yok ederdi. Bu da gezegeni ölümcül kozmik radyasyona açık hale getirirdi. Dünyadaki tüm yaşam birkaç saat içinde yok olabilir. Neyse ki bu patlamalar bize çok uzaklarda gerçekleşiyor. Ancak bilim insanları, evrenin bir köşesinde böyle bir patlamanın dünyaya yakın olma ihtimalini göz ardı etmiyor. Jüpiter'in manyetosferi, görünmez ölüm halkası. Jüpiter, Güneş sisteminin devi. Ancak bu dev gezegen sadece büyüklüğüyle değil, manyetik alanıyla da ünlüdür. Jüpiter'in etrafında dönen bir radyasyon kuşağı, uzay araçları ve insanlar için ölümcül olabilir. Jüpiter'in manyetik alanı Dünya'nınkinden tam 20 bin kat daha güçlü. Bu alan, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkları hapsederek, gezegenin etrafında ölümcül bir radyasyon kuşağı oluşturur. Europa'nın zorluğuna gelirsek, Jüpiter'in Europa adlı uydusu, buzlarla kaplı yüzeyi altında okyanus barındırıyor olabilir. Ancak bu manyetik radyasyon nedeniyle Europa'da bir insanın dakikalar içinde ölmesi kaçınılmazdır. Bilim insanları, Jüpiter'in bu manyetosferini incelemek için özel uzay araçları geliştiriyor. Ancak şu anda, bu radyasyon seviyesi, teknolojimizin sınırlarını zorluyor. Venüs, Güneş sisteminin cehennemi. Venüs, parlak ve güzel görünüşüyle gökyüzündeki en dikkat çekici cisimlerden biri. Ancak Venüs'ün yüzeyine yaklaştığınızda gerçek bir cehennemle karşılaşırsınız. Sıcaklık, 470 santigrat derece, kurşunu bile eritecek kadar sıcak. Atmosfer, %96 karbondioksit ve yoğun sülfürik asit bulutları. Venüs'ün yüzeyindeki basınç, dünyadakinin 90 katıdır. Bu, okyanusun 1 kilometre derinliğine dalmakla eşdeğerdir. Venera görevleri, Sovyetler Birliği, Venüs'e gönderdiği Venera uzay araçlarıyla büyük keşifler yaptı. Ancak bu araçlar, birkaç saatten fazla dayanamadı ve eriyerek işlevsiz hale geldi. Venüs, kolonileşme hayallerini imkansız hale getiren bir gezegen. Burada yaşamaya çalışmak, tam anlamıyla bir kabusa dönüşürdü. Sonuç olarak, uzayın büyüleyici güzelliği, aslında ölümcül tehlikeleri gizliyor. Kara delikler, gama ışını patlamaları,
nötron yıldızları ve ölümcül radyasyon kuşakları, uzayın bu yasaklı bölgeleri, insanlık için keşfedilmesi gereken büyük sırlar barındırıyor. Ancak unutmayalım, bilim ve teknoloji geliştikçe belki bir gün bu bölgeleri daha yakından keşfetme cesaretini gösterebiliriz. Peki ya siz, uzayın bu ölümcül bölgelerine yolculuk yapmayı hayal edebilir miydiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.